kentsel dönüşüm bu kavram gündemimize girdi. Gündemimize girer girmez bizim yaptığımız şu oldu. Böyle el yordamıyla plansız bir iş yapmayalım. Bu işi bir bütüncül olarak ele alalım. Böyle parsel bazlı ranta dönük iş yaptırmayalım. Bölgesel anlamda gerçek manasına uygun dönüşüm yapalım diye istedik. Hem büyükşehir olarak hem de hizmet alanımız içindeki tüm ilçeler olarak. Ne yaptık? İlk yaptığımız iş kentsel dönüşüm master planı hazırlamak oldu. Niye master planı hazırladık? Yani yapacağımız işte bir yol haritamız belli olsun da ona göre yapalım diye istedik. O bölgenin yol ve ulaşım ihtiyacı geliyor. Sağolsun Ahmet Başkanım bu kanalları ve dere ıslak çalışmalarını, kanal ıslak çalışmalarını bitirdi. Arkasından biz girdik. Sağlı sollu iki tarafına birden 3 gidiş 3 geliş olacak şekilde bu yolu yaptık. Bitirdik de açılış falan da yapmadık ama işte buradaki trafik yoğunluğunu şimdiden görüyorsunuz. Yol sayesinde bu binalar ve bu bölge imara hemen açıldı. Bakın değerli hemşehrilerim, bir müjdeyi de buradan size vermek istiyorum. Bölge hastanesine ulaşım için birden fazla hat tespit ettik. Bu 3 hastaneyi birbirine bağlayacak güçlü bir aks oluşması gerekiyor. Buraya raylı sistem yapmamız mümkün değil. Ama raylı sistem gibi taşıma kapasitesi yüksek bir hat oluşturmamız gerekiyordu. Aynı raylı sistem araçları gibi 25 metrelik aynı tramvay büyüklüğünde elektrikli otobüs aldık arkadaşlar. Ve o bu hatta çalışacak. Dolayısıyla bu binalar bitmeden önce önünde de adeta bir raylı sistem hattı gibi devasa bir kapasitesi olan elektrikli otobüslerimiz de burada çalışmış olacak. Bunu da şimdiden müjdelemiş olayım arkadaşlar. Çok kıymetli hemşehrilerim, bildiğiniz üzere Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde 9 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan Sahabiye bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmamız Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer 8 tane kentsel dönüşüm çalışması da Kocasinan Belediyesi tarafından devam edilmekte. Ve şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları da diğerlerinde olduğu gibi şükür artık imalatların başladığı, üzerinde inşaat çalışmalarının yavaş yavaş gün yüzüne çıkmış olduğu projelerden bir tanesi. Tabii ki bizim bütün yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarının ana temasında bölgenin ihtiyaçları neler var ise bu ihtiyaçları karşılamak var. Şehrimize hizmet edecek, mahallelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Ve her bir yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesinin neticelendiğinde de inşallah hem o bölgenin hem de şehrimizin ihtiyacını karşılayacak gerek yollar, gerek okullar, gerek sosyal donatılar, gerekse şehre hizmet edecek değişik değişik mekanları inşallah en kısa süre içerisinde kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte şehrin hizmetine sunacağız. Koca Sinan sınırları içerisinde nerede, ne şekilde bir yenilenmeye ihtiyaç var ise bu yenilenmeyi, bu değişimi, dönüşümü inşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yerine getireceğiz. Kentsel dönüşüm dendiği zaman bunun 3 tarafı var. Bir tanesi belediye tarafı. Diğer tarafı tabii ki oradaki mülkiyet sahipleri, hak sahipleri olan vatandaşlarımız, diğer taraftan da bu kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde yapacak olan yatırımcılar veyahut da başka bir deyişle müteahhitler. Eğer ki bu üçünün arasındaki uyum hızlıca olur ise kentsel dönüşüm çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam edebiliyor. Üç başlığın beraber çalışması dedik ama burada üç başlık da üç tarafta kazanıyor. Mülkiyet sahiplerimiz daha iyi evlere sahip oluyorlar. Çocukların daha büyük çevrede yaşaması için onların bir kazanımı var. Müteahhitler iş yaparak bir kazanım içerisinde, belediye de şehre hizmet verecek, iyi bir çevreyle o bölgedeki insanlara hizmet verecek yeni alanlar kazanarak böyle bir kazanımın içerisinde. İnşallah bu çalışmaların hepsiyle birlikte daha güzel bir Koca Sinan'ı el birliğiyle hep beraber inşa edeceğiz diye buradan da yeri gelmişken vurgulamak istiyorum. Proje alanımız 300 bin metrekare. 300 bin metrekare üzerinde burada kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Ve bu alan içerisinde inşallah proje nihayet erdiğinde, tamamlandığında 80 bin metrekarelik bir yeşil alan kazanacak. Yani proje alanının %30'u
yeşil alana, direkt yeşil alan olarak söylüyorum, yeşil alana ayrılmış bir şekilde tamamlanacak. 2 adet okulumuz, 2 tane sosyal tesisimiz ve bölge içerisinde de bir ticaret alanımız Ziya Gökalp mahallemize hizmet verecek şekilde kentsel dönüşüm projesiyle nihayete erecek inşallah. Biliyorsunuz yapmış olduğumuz yeni planlamalarda konut altına ticaret yerine ticaret bölgeleri mahallede içerisinde hem mahalle kültürünü yaşatacak hem esnafımızın daha rahat bir şekilde ticaretini gerçekleştirebileceği ticaret bölgeleri yapmış olduğumuzun yeri gelmişken bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bölge içerisinde 355 tane imarsız yapı vardı. Ve bu imarsız yapıların birçoğu yıkıldı, birçoğu da inşallah önümüzdeki günlerde yıkılacak. Yıkılma aşamasına geldi. Bunlar da tamamlanacak. Ve bu sene inşallah inşaatına başlamasını hedeflediğimiz, planladığımız 8 tane kütlenin anlaşması, imar düzenlemeleri tamamlandı. Biz 3 yıldır kentsel dönüşüm çalışmaları yaptığımızı söyledik. Anlaşmalara devam ettiğini söyledik ama bakın 3 yıldır da 1000'e yakın imarsız yapımın yıkımını gerçekleştirdik. 1000'e yakın kentsel dönüşüm bölgesi içerisinde hemşehrilerimizin daha iyi konutlarda, daha iyi imkanlarda yaşamaları için konutlarını rıza esaslı, her biriyle gönül rızasıyla tek tek anlaşarak yıkımlarını gerçekleştirdik ve önümüzdeki haftalarda inşallah Allah nasip ederse ilk anahtar teslim törenini de gene Ziya Gökalp Mahallesi'nde başlatmış olduğumuz buradaki kentsel dönüşüm çalışmalarında Sayın Bakanımızla birlikte ilk anahtar teslimini de yapacağız.